Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yani iki aya yakındır çok uzunca bir bölüm olan Bakara suresinin baş tarafındaki münafıklar bahsini inceden inceye açıklamalar yaparak üstadımızdan dinledik. Dün akşam bitireceğimi umuyordum ama bitiremedik. Bu akşam inşallah kalan kısmını tamamlayarak münafıklar bahsi bitmiş olacak. Ondan sonra konumuz değişiyor. Başka konulara inşallah geçeceğiz. Madem ki bu akşam bu dersin sonudur, şu 17, 18, 19 ve 20. ayetlerin mealini son bir defa topluca okuyarak kaldığımız yerden devam edelim. Yani ders bütünlüğü olsun diye bunu yapmamız gerekiyor. Cenab-ı Hak insan türünün üç tabakası olan müminler ve kafirlerden bahsettikten sonra üçüncü tabaka olan münafıklarla alakalı konuyu çok detaylı bir şekilde izah etti. Yani ayetlerin birbirinden bağlantılarını izah etti. Her ayetin kendi içindeki kelimelerin bağlantılarından bahsetti. Sonra her bir ayet içindeki kelimeleri tek tek ele alarak izahını yaptı ki daha evvel de ifade ettik, böyle bir tefsir modeli, metodu hiç görülmüş değil. Bediüzzaman'a has. Şimdi bu akşamki dersimizi de tek tek kelimelerle ilgili açıklamasını yapacak Bediüzzaman ama önce bu münafıkların hali neye benziyor? Bunların örneği nasıldır? Cenab-ı Hak iki tane misal vermiş. O misalleri okuyalım meal olarak sadece. O münafıkların hali karanlık bir gecede ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki ateş tam onların çevresini aydınlatmışken Allah birden nurlarını alıp götürmüş, o ateşi söndürmüş ve onları karanlıklar içine bırakmış. Onlar da artık hiçbir şeyi göremez olmuşlardır. Sağır, dilsiz ve kördürler. Gece karanlığında bir ses işitmez, kimseye bir şey işittiremez. Bağırsalar da yardıma gelen olmaz. Yollarını bulamazlar. Çabaladıkça batar, o musibetten kurtulup geri dönemezler. Birinci örnek bu. Birinci münafıkların halini izah eden misal bu. İkincisi, yahut onların hali şiddetle boşanan karanlıklı, gök gürültülü ve şimşekli bir yağmura tutulmuş yolcuların misaline benzer. Yıldırımdan ölme korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah o kafirleri kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır. Şimşeğin çakması neredeyse gözlerini alır, kamaştırır. Etraflarını aydınlatınca şimşek birkaç adım yürürler. Fakat üzerlerine karanlık çökünce oldukları yerde kala kalırlar. Eğer Allah dileseydi onlara verdiği işitme ve görme nimetlerini de alıverirdi, geri alırdı yani. Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Bu dört tane ayetin meali böyle. Münafıkların içine düştüğü perişan durumu ne kadar güzel izah eden iki tane örnek. Şimdi kaldığımız yer şurası. Velev şâallâhu lezehebe bisem'ihim ve ebsârihim. İnnallâhe alâ külli şeyin kadir. Böylece tamamlanıyor münafıkların anlatıldığı ayetin son ayetleri bunlar. Şimdi ne demek bu? Eğer Allah murat etse, dileseydi onların kulaklarının, gözlerinin nurlarını götürürdü. İşitemez, hiç göremez hali getirirdi anlamına geliyor. Allah isteseydi, dileseydi böyle yapardı. Şimdi bu cümledeki kelimelerin işaretlerine gelince
evvelki cümlelerde gözlerini kör, kulaklarını sağır etmek şanında derecesinde olan esbab, sebepler zikredildikten sonra bu cümlede müsebbebatı, neticeleri meşiyet-i ilahiye, Allah'ın irade ve dilemesiyle bağlar bu ayet-i kerime. Eğer Allah dileseydi, isteseydi diyor ya, oraya bağlıyor. Sonra evvelki cümlelere atfen, bağlantı yaparak vav harfi, yani ve, belevşa derken orada vav harfi var. O ve kelimesi harfi esbabın, sebeplerin perdesi altında tasarruf eden ve bütün esbab ve illetler, sebepler üzerinde murakabe eden, kontrol ve denetim yapan kudretin, Allah'ın kudretinin ancak nazarı hikmet olduğuna işarettir. Allah kudretiyle istediği her şeyi yapar ama hikmetiyle dilemediği için gözlerini büsbütün kör, kulaklarını büsbütün sağır etmez. Allah'ın dilemesine bağlı her şey. Dilerse kör eder, işitemez, dilerse de serbest bırakır. Şimdi burada velev derken lev kelimesi var. Eğer anlamına geliyor, şayet anlamına geliyor. Şimdi bu nasıl izah edilecek bakalım. Bu kelimenin tazammun ettiği, içinde barındırdığı kıyas-ı istisnai şöyle tasvir edilebilir. Meşiyet-i ilahiyenin olmaması, yani Allah'ın onların gözlerini kör ve kulaklarını işitmez hale getirmek istememesinin zehab, sem ve basarın olmamasına illettir. Yani gitmesini engellemek, işitmesini ve görmesini engellemek dilemesi olmadığına sebep oluyor. Zehab, sem ve basarın olmaması da, şimdi zehab demek gitme anlamına geliyor. Adamlar yürüyemiyor ya, karanlık çöktüğü zaman. Yani gözleri ve kulaklarının kör olmaması da meşiyetin olmadığını bildirmeye bir delil ve bir illettir. Allah dilemediği için kötürüm gibi olmuyorlar, kör gibi, sağır gibi olmuyorlar anlamındaymış. Ve keza meşiyet-i ilahiyeden vada Allah'ın dilemesinin dışında bütün esbab, sebepler tekemmül etmiş de olsa, bir araya gelmiş de olsa, ancak meşiyet-i ilahiyenin, Allah'ın iradesinin taallukuyla göz ve kulaklarının işi bitmiş olacağına işarettir. Tam isteseydi Allah, hem kötürüm, hem kör, hem sağır olacaklardı. Oradaki şae tabiri var ya, bu tabir dileseydi anlamına geliyor. Müsebbebatı, yani sebepleri, yani neticeleri, müsebbibat netice demek. Neticeleri esbabla, sebeplerle bağlayan meşiyet ve irade-i ilahiye olduğunu delalet eder. Öyleyse tesir kudretindir. Allah'ın kudretine aittir tesir gücü. Esbab ise, sebepler, kudretin nazarı zahiride umur-u hasise ile, yani değersiz işlerle mübaşire teması görünmemesi için vaz edilmiş perdelerdir. Anlamını buradan üstad çıkarmış. Velev şa'e, Allah dileseydi kelimesinden. Yani şimdi mesela zeytin, fındık ve Antep fıstığını örnek verelim. Güneş, hava, toprak, su bu mevsimde var. Allah bol miktarda dalları kırlasıya zeytin de bol veriyor. Fındığı da, bizim memlekette fındık vardır, oradan biliyoruz. Veriyor. Antep fıstığı da öyle. Bir sonraki sene güneş, hava, toprak, su, iklim, her şey aynı. Ama dallarda meyve yok. Varsa da tek tük. Demek ki sebepler, bu işin bahanesi, Allah verirse oluyor. Vermezse sebeplerin fazla bir forsu yok. Peki neden sebepleri araya Cenab-ı Hak vaaz etmiş, koymuş? Değersiz şeylere kudretin temasını arasında perde için. Bunun örneği de yine Bediüzzaman'dan misal verelim. Mesela Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a niyaz etmiş ki ruhların alınması vazifesinde senin kulların benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle demiş ki, bir temsil manevi bu.
seninle kullarımın arasına hastalıklar, musibetler perdesini koyacağım. Ta ki şikayetleri senden olmasın diye. Hakikaten ölümler olduğu zaman koronavirüsten gitti, kanserden gitti, trafik kazasından gitti, kalp sekteleri. Hiç Azrail akla gelmiyor. Nasıl bu musibet ve hastalıklar bir perdeyse Azrail Aleyhisselam'la kullar arasında, Azrail Aleyhisselam dahi bir perdedir. Ta ki haksız şikayetler Cenab-ı Hak'ta gitmesin için. Gerçekte iş yapan Cenab-ı Hak'tır, işi gören o kudretiyle. Çünkü Yuhyi ismini hayatı veren o, Mümit ismiyle verdiği hayatı gerisin geri yalan yine o. Azrail Aleyhisselam arada perdeci. Niye? Haksız şikayetler Cenab-ı Hakk'a direkt gitmesin diye. Sebepler bir bahanedir. Esas iş gören Cenab-ı Hakk'ın kudretidir. Velev şaedeki şae kelimesinden beri zamanı çıkarttığı manayı görüyor musunuz ya? Yani Risale'nin başka yerlerinde izahı olmasa biz de pek fazla bir şey anlayamayacağız buradan. Oralarda izah olduğu için bağlantıyı kurup yine Bediüzzaman'dan konuyu daha iyi anlama imkanımız oluyor. Velev şae Allah derken orada Allah lafzı celalinin sarahatle açık olarak zikri, halkı, yaratılmışları, insanları fazlaca esbaba, sebeplere ehemmiyet vermekten zecir ve men etmekle, yasaklamakla esbabın, sebeplerin perdesi altında tasarruf eden yedi kudreti, kudret elini görmeye fikirlere davet eder. Yani her şeyin sahibi, yaratanı, yöneteni Allah'tır. Sebeplere takılıp kalmayın mesajı için Allah, şayet Allah dileseydi diye direkt Allah kendi adını koyarak her şey Allah'ta başlar, Allah'ta biter mesajını vermek içinmiş. Şae, yani Allah dileseydi fiilinin bir mef'ul, yani faille takit edilmeyerek, sınırlandırmayarak mutlak bırakılması, meşiyet ve irade-i ilahiyenin, Allah'ın dilemesinin, iradesinin kainatın ahvalinden müteessir olmadığına, Allah'ın iradesini hiçbir şeyin etkileyemeyeceğine ve mevcudatın sıfat-ı ilahiye tesirleri bulunmadığını işarettir. Yani ne demek bu? Yani beşerin, insanların iradesi vesaire sıfatları ya da mevcudatın hüsn ve kubuh, güzellik ve çirkinlik, büyüklük ve küçüklük gibi ahvalinden, hallerinden müteessir olduğu gibi insan iradesi sıfat-ı ilahiye müteessir olmaz. İnsanların iradesi gibi değil Allah'ın iradesi. Hiçbir şey Allah'ın iradesine güç yetiremez. Hiçbir şey Allah'ın iradesini etkileyemez. Sıfat-ı ilahiye göre hepsi müsavidir, eşittir. Şimdi mesela İnna Allah ala kulli şeyin kadir ve huve ala kulli şeyin kadir gibi ayetlerin sonlarındaki bu beyanlar, Allah her şeye kadirdir, gücü her şeye yeter diye Rabbimizin öyle izahları var ya, Bediüzzaman bunun için diyor ki bir çiçek kolaylığında baharı, bahar kolaylığında cenneti icat eder Allah. Bir insanı yaratma kolaylığında topyekun kainatta kolay yaratır. Çünkü Allah'ın gücü sonsuz, kudreti nihayetsiz. Kainat ise nihayetli, sınırlı. Ne kadar büyük olursa olsun, sonsuz bir kudrete sınırlı kainat, az çok, büyük küçük, fert dev, çiçek, bahar, cennet eşit derecede müsavi olmuş oluyor, eşit oluyor. Bunun geniş izahları yine Risale-i Külliyat'ın bütünde var. Mektubatı okuduğumuz zaman inşallah o dersler de gelecek karşımıza. Onda sırası gelecek. Daha detaylı orada inşallah konuşuruz. Götürmek manasını ifade eden zehebeden anlaşılıyor ki esbab müsebbebat üzere, yani sebepler neticeler üzere musallat ve müstevli değildir. Yani esbabın irtifaı zamanında esbabla bağlı ve kaim olan müsebbebatın, sebeplerin adem deryasına düşmesi ihtimali yoktur. Ancak esbabın, sebeplerin arkasında hazır bulunan yedi kudret, Allah'ın kudreti, kudret eli, o müsebbebatı, neticeleri hıfzeder, korur yani. Ve hikmet-i ilahiye
muvazene ve nizam kanunu mucibince başka mevkilere gönderir, ihmal etmez. Yani sebepler ortadan kaybolduğu zaman komple yokluğa ve hiçliğe düşmüyor. Allah onları yine koruyor, o sebepleri. Mesela örnek verebiliriz zaman. Evet, hararet, sıcaklık suyu kaynatmakla, biliyorsunuz suyun kaynama derecesi 100 derecedir. 100 santigrat dereceye geldiğinde suyun ısısı fokur fokur su kaynamaya başlar. O zaman suyun bünyesini tahrip ettiği zaman, yani suyun özelliği bozuluyor, su olmaktan çıkıyor. O tahrip neticesi vücuda gelen buhar buharlaşıyor ya. Ne oluyor peki o buhar? Su azalıyor, buhardan yukarı çıkıyor nem miktarı. O nem, suyun nemi havada asılı kalır adeta. Belki nizamat-ı havaiye mucibince, Allah'ın atmosfere koyduğu düzen, sistem gereğince muayyen bir mecraya sevk edilir ve muayyen bir mevkiye çıkar, emri ilahi intizaren orada durur. Onun için denizlerden, göllerden, nehirlerden yükselen suyun ısınmasıyla yukarıya çıkan su buharı yukarıda bulut şeklinde toplanır. Allah'ın iradesiyle yine yoğunlaştığı zaman tekrar yeryüzüne indirilir. Demek ki kaybolup gitmiyor. Su buharlaştı, kayboldu gitti, öyle bir şey yok. Nem şeklinde havada tutulur. Allah'ın irade ve kudretiyle bir ara gelip bulutlar teşkil edilir. O bulutlar yoğunlaştığı zaman soğuğun etkisiyle tekrar taneler şeklinde, yağmur tarzında veya kar dolu şeklinde yeryüzüne indirilir. Yok olmak diye bir şey söz konusu değil. Bu da böyle. Ve keza zehebe tabirinden anlaşılır ki, zehebe götürmek yine kelimenin karşılığı. Bunun anlaşılır ki havası hamse denilen duygular. Beş duyu var insanda. Yani görme, işitme, tatma, koklama ve dokunma duyguları. Beş tane duyu var insanda. O duygular sağır, kör, camit tabiattan, yani cansız tabiat, sağır ve kör sebeplerin işi değildirler onlar. Ondan işe etmiş değildirler. Ancak o duygular Cenab-ı Hak'tan ihsan edilen hediyelerdir. Yalnız göz kulak tabirleri adil birer isimdirler. Ya. Şimdi mesela insan vefat ettiği zaman ruh misafir olarak durduğu bedenden ayrılır. Ayrıldığı zaman kulak bedende, göz de bedende, dil de bedende, ondan sonra dokunma duygusu da öyle. İyi ama ruh yine görüyor, yine işitiyor, yine konuşuyor. Yani bütün bu özellikler ruha ait olduğu için görmek için artık vefattan sonra göze ihtiyacı yok. Görme özelliği Allah'ın ihsan ettiği bir nimettir. Ama bu dünya hayatındayken ruh göz ile görür. Çünkü göz bir penceredir ki ruh bu alemi o pencereden seyreder. Bediüzzaman'a ait bir cümle bu. Kulak da bir pencere, işitme alemindeki bütün sesleri ondan işitiyor. Ama vefat ettiği zaman işitmek için şu kulak denilen et parçasını, görmek için göz denilen alete ihtiyacı yok ki, yine görür. Bütün sevdiklerine kavuşur. Oraya gittiği zaman daha önce vefat etmiş olan kısım akraba, anne baba hepsinden kucaklaşırlar, bir araya gelir. Ruhani hayat başlar çünkü yani. Henüz o işin ayrı tarafı. Bunlar hep Allah'ın bir ihsanı, büyük bir nimetidir. Göz, kulak gibi tabir edilen o işitme, görme, tatma, koklama gibi duyular Allah'ın bir ihsanıdır. Kaynağı ruhtur ama bu dünyadayken sebepler aleminde olunduğu için bu aletler marifetiyle görür, konuşur, işitir o şekilde. Ve keza zehebenin harfi cer olan B ile beraber gelmesinden anlaşılıyor ki, yani şu anlaşılıyor, müsebbibat, yani neticeler esbaptan, sebeplerden ayrıldığı zaman başıboş bırakılmaz. Yine bir nizam altına alınır. Çünkü
zehebe bihi, beraberce götürmek manasını ifade eder. Beraber götürülen bir şey sahipsiz, başı boş bırakılmaz. Biraz evvel ifade ettiğimiz şey oydu. Yani bu dünyada, bu dünya sebepler dünyası olduğu için insan beş duyusunu vücudundaki göz, kulak, dil gibi aletlerle gerçekleştiriyor. Ama sebepler aleminden vefat ile ayrıldığı zaman vücuttaki organlara ruhun ihtiyacı kalmaz. Onlar olmadan da görür, işitir, konuşur, temas halinde olur. Şimdi burada ebsarihim, sem'ihim ve ebsarihim diye geçmişti. Burada sem'in yani işitmenin müfret, tekil olarak, basarın da gözün cem, yani çoğul olarak zikirleri işitilen bir, görülen çok olduğunu işarettir. Evet, söylenilen sözler birer birer kulağa girer, öyle işitilir. Fakat çok şeyler bir defa bakmakla göze görünür. Bundan dolayı sem'ihim ve ebsarihim. İşitmeyi tekil ve görmeyi de çoğul olarak Cenab-ı Hakk'ın orada zikretmesinin manasını da bu şekilde ifade etti. Ya ne enteresan izahlar bunlar. Yani böyle cımbızdan çeker gibi ayetlerin, hakikatlerin teker teker oradan çıkarttığı böyle izah etmek ancak Bediüzzaman'a mahsus. İnce anlayış, ince kavrayış, ince sezgi denilen dersler, nükteler bunlar işte böyle. Onun için işaretli icaz adını verdiği bu Kur'an tefsirinin örneği yok. Keşke olsa, keşke alimler yapabilseler Bediüzzaman'ın yaptığı bu tarzdaki tefsiri. Son ayette şu, İnnallâhe alâ küllü şeyin kadir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Şimdi bu cümledeki nükteler ve işaretler de şunlar. Evvela bu cümle münafıkları ve yolcuları istila eden, kuşatan dehşetin hakikat olduğuna bir fezleke, bir özet ve bir hülasadır. Ve bu hülasadan, özetten anlaşılır ki yolcuların ahvali, münafıkların ahvali tamamıyla temsil ettiği. Yani Bediüzzaman'ın biraz evvel okuduğum ayetlerin mealinde iki örnek vermişti ya, o iki örneğe münafıkların halleri benzediği gibi her bir zerrede ve her bir halde kudret-i ilahiyenin de tasarrufu görünür. Tahkiki ifade eden inne, dahil olduğu hükmün sabit ve sarsılmaz hakikatlerden olduğunu delalet ettiği gibi. Şimdi burada innallâhe derken muhakkak Allah anlamına geliyor. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Muhakkak Allah her şeye kadirdir. İnne kelimesi muhakkak anlamına geliyor. İşte dahil olduğu hükmün sabit ve sarsılmaz hakikatlerden olduğunu delalet ettiği, delil olduğu gibi meselenin azametini, büyüklüğünü ve vüsatini, genişliğini ve dikkatini ve nev-i beşerin bu gibi meselelerde aciz, zayıf ve kasır, yani noksan, kusurlu olduğunu remzen gösteriyor. Çünkü bu gibi yakini meselelerde tereddüdü intihac eden, netice veren ancak vehimlerdir. Vehim, evham, şüphe, tereddüt anlamına geliyor. Vehimleri tevlit eden, meydana getiren zaafiyet, zayıflık, acizlik, kusurdur. Bunlar ise insanın tıynetiyle yoğrulmuş sıfatlardır. Tıynet, insanın karakteri demek, yapısı, mahiyeti anlamına geliyor. Yani acizlik, zayıflık, kusur, noksan ancak insanın mahiyetinde var. Cenab-ı Hak için, ya Allahu Ekber, zayıflık, noksan, kusur düşünülebilir mi? Sübhanallah dediğimiz zaman ya da namazda rükûya vardığımız zaman Sübhane Rabbiyel Azim dediğimiz zaman ya da secdeye vardığımızda Sübhane Rabbiyel Âlâ dediğimizde Rabbimizi her türlü noksan sıfatlardan, acizlikten, kusurdan, efendim, noksanlıklardan, her şeyden münezzeh ve beri olduğunu ilan ediyoruz. Onun için madem bunlar Rabbimizde yok, noksan sıfatlar, öyleyse Allah şüphesiz, tereddütsüz her şeye kadirdir. Bitti. Nokta. Hiç tereddüt yok.
Allah lafzı-i celalinin burada sarahaten açık olarak zikredilmesi, innallâhe derken muhakkak Allah anlamında, bu cümledeki hükmü ispat eden delile işarettir. Çünkü bütün mevcudat, yarattığı bütün varlıklar tahtı tasarrufunda, tasarrufu altında ve daire-i şumurunda bulunan kudret, Allah'ın kudreti, sair sıfatlar gibi uluhiyetin, Allah'ın ilahlığının lazimesidir. Yani o sıfat olmadan sonsuz güç kuvvet sahibi Allah, o sıfatla düşünmeden Allah olmaz. Allah'ın lazım sıfatıdır o. Allah'la beraber bütün isim ve sıfatları gibi ezeli ve ebedidir Allah'ın kudret sıfatı da. Ala kelimesinden anlaşılır ki Allah Allah, ala. Bir tek kelimeden çıkan manaya kelimesinden anlaşılır ki Adem'den, yokluk aleminden eşyayı çıkaran kudret, o eşyayı, yarattığı varlıkları mühmel, yani ihmal etmez ve başıboş bırakmaz. Ancak hikmetin murakabesi, denetimi, kontrolü ve nezareti altında terbiye eder ve ettirir anlamındaymış. Ala kelimesi ya. İnnallaha ala derken o ala, Allah yaratmış, yönetimi de kendisi yapıyor. Kainatın yaklaşık 13.7 milyar, yani 13 milyar 700 milyon ya da yaklaşık 15 milyar diyelim ömrü var. Cenab-ı Hak yoktan bütün kainatın varlıklarını yaratmış. Otomatiğe bağlayıp siz çalışın, ben seyredeyim, öyle değil yani. Yarattığı günden bugüne, atomlardan galaksilere kadar küçük büyük her şeyi bizzat Allah kendisi kontrol ediyor. Kendisi yönetiyor anlamı ala kelimesinden çıkıyormuş. Görüyor musun Bediüzzaman yaptığı tefsiri? Allah Allah. Külli, her şeyi, her şeye kadir ya. Külli, her şey, bütün anlamına geliyor. Bu edattan anlaşılır ki esbabın, sebeplerin bütün eserleri ve hasıl bir mastar denilen efali ihtiyariyeye, yani iradeyle yapılan fiillere terettüp eden eserler tamamen kudrete, Allah'ın kudretine bağlıdır. Mevcuda ve mevcudata şey veya eşya denilmesi, şey kelimesinin çoğulu eşya, bütün varlıklara eşya denilmesi, meşiyet-i ilahiyenin, Allah'ın dilemesinin, iradesinin taallukundan neşet ettiğine nazaran, şeyin tabirinden anlaşılır ki, innallaha la kulli şeyin diyoruz ya, şeyin kadir. Şeyin tabirine anlaşılır ki, eşya vücuda geldikten sonra da saniyeden, sanatkarından alakası kesilmez. Vücudun tekerrüründen ibaret olan bekalar için daima saniye muhtaçtır. Allah'a muhtaçtır. Ya şimdi mesela Allah insanı yaratmış, bir sistem kurmuş. Ey insan, ey insan bedeni, sen kendi kendine çalış. Öyle değil. Vücudumuzun bütün hücreleri ve zerreleri Allah'ın kontrolünde, onun kudretiyle gerçekleşiyor. Hayatımız onunla devam ediyor ya. Allahsız insanın vücudu nasıl devam eder ki? İşte kainat da böyle. Her an milyonlarca hücre vücudumuzda ölüyor. Yediklerimizden yeni hücreler yaratılıyor. Kim yapıyor peki bunu? Sen yiyorsun, yutuyorsun, sonrası da karışamıyoruz. Öyle muazzam bir sistem içerisinde Allah bu vücudu, bu mekanizmaları çalıştırıyor ki anatomi ilmine sahip olan insanların, iman ehli olanları parmağını ısırıyor. Bu nasıl işliyor ya? 10 milyar, yaklaşık 10 milyar hücreden meydana gelen beyindeki sinapslar, sinir merkezleri, öyle bir anda kaç milyarlık iş görüyor bir saniyede. Bundan haberimiz bile yok bizim. Sadece görüyoruz, konuşuyoruz, düşünüyoruz, yürüyoruz falan. Bu sistem nasıl Allah'ın kudreti çalışıyorsa, büyük bir insan hükmündeki kainat da aynı şekilde Allah'ın kudretiyle çalışıyor. Buradaki kadir sigasından anlaşılır ki, buradaki kadirun kelimesine bedel, kadirun demek yerine kadiru, mesela pardon, kadirun kelimesine bedel,
sübut ve devamı ifade eden Kadirun sigasından anlaşılır ki, Allah Allah. Bu ince farka bak. Bundan şu anlaşılıyor. Kudret, makdurat nispetinde olmayıp, yani takdir ederek yarattığı varlıklar sayısınca değil Allah'ın kudret sıfatı. Kudretin daire-i tasarrufu pek geniştir. Hem kudret zatiyedir, Allah'ın zatındandır. Sonradan olma bir sıfat değildir. Tagayyürü, değişkenliği kabul etmez. Hem aynı zamanda kudret lazimedir. Ziyade ve noksan olmaz. Hem kudret rezzak, rızık veren, gaffar, bağışlayan, muhyi, mümit, hayat veren ve ölümü mazhar kılan gibi sıfat-ı ilahinin ilahi sıfatlarında merci ve mizandır diye çok enteresan, ince ve derin ve geniş bir hakikati birkaç sayfa içerisinde Bediüzzaman izah ediverdi. Böylece münafıklar bahsi tamam oldu. Bundan sonra ey insanlar, sizi ve sizden evvelki yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki takva mertebesine vasıl olasınız diye devam eden bir ayetin mealiyle başlayarak inşallah gene önemli bir dersimizi yarın akşam itibaren başlayıp devam ettireceğiz. Allah size de bize de hayırlı ömürler versin ki bu dersleri birlikte paylaşmaya muvaffak olabilelim. Cenab-ı Hak istifademizi arttırsın, feyzimizi arttırsın, imanımızı güçlendirsin ve ihlasla o imanın gereği yaşamayı cümlemize nasip ve müyesser kılsın duasıyla dersimizi burada tamamlamış olduk. Peki, Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.